Selamlar değerli oyunsever dostlar. Kaliteli, filtresiz Türkçe oyun videolarının adresi Frank Benjamin'le yakalandasınız ve sizlerle birlikte Black Myth Wukong serimize bir önceki bölümde kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Bir önceki dememin kastı şu arkadaşlar. Evvelki bölümde biliyorsunuz geriye dönüp kesmediğimiz bazı bosslar vardı. Onları kestik ve onlardan önemli bazı bir takım materyaller aldık. Ve bunların en başında da arkadaşlar şurada görmüş olacağınız Yel Terbiyecisi isimli bir efsanevi materyal aldık, nişan aldık. Bunu kullandıktan bir süre sonra da hasar azaltmayı devasa ölçüde azaltan bir şey var. Savaşta kullanmak için bunu T'ye basıyoruz arkadaşlar. Bayağı bir sancılı bir süreçti çünkü bunu almak için öldürdüğünüz Fuban isimli dev bir böcek var. Sarıyel Tepesi formasyonunda ve bunu öldürmek için ne yazık ki bir takım değişiklikler yapmak zorundaydık. Bir bug vardı ve bununla alakalı değişiklikleri de bir önceki videonun sonunda size aktarmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Bir maymun öldü, diğeri belirdi. Seçilmiş olanın yüzümü. Yüzümü de tam olacaklar. Evet, hemen yeni bir boss fight'la bölümü açmak da güzel oldu. Dondurdu bizi. Gidemiş ya. Ulan herif şey çıktı ha. Kaçtı. İt oldu, it kaçtı. Şurada yukarıda bir tane eleman var ama şuradan devam edeceğiz. Bunda geçemiyor muyuz? Sağlamdı ha. Yani bayağı bir canımızı yaktı vatandaş. Bu kadar ben sarsıcı olabileceğini hiç düşünmemiştim. Teşekkürler. Güzel. Devam edelim. Kesin bu çıkar ha. Yok çıkmadı, tamam. Thank you.
harika. Evet, bir kıvılcımız var. Oğlum nereye atıyorsun? Allah'ım yarabbim ya. Neyse şuradan bir şeylerimizi arttıralım bari. Ne arttıracaksak. Maitreya'nın küresi. Değerli bir eşya almışız. Bakalım bu neymiş? Maitreya'nın küresi. Envantere eklendi sanırım. Ejder incisi. Nereye gitti? Yoksa buraya mı geldi? Nerede be? Buraya mı geldi? Ha buraya gelmiş. Dayanıklılık yenileme hızını makul derecede artırır. Sonra ölümcül darbeden kurtulmak için yeteri kadar isabetli darbe indir. Tamam. Kusursuz savuşturma zar miktarda dayanıklı yeniler. Donma direncini artırır. Donma etkisindeyken kritik vuruş şansını makul derecede artırır. Kısa bir süreliğin hafif saldırı kombosu ile başarılı vuruşlar yaptığında kısa süreliğine atak makul derecede artar. Savunma puanını makul derecede yükseltir diyor. Bunu değiştiremem arkadaşlar şu anda ama bu iyi. Bunu kullanalım. Şimdilik yani. Yürüyelim. Başladığımız noktaya geri dönecek miyiz merak ediyorum. Orada bir tane düşman ve irade de vardı havada asılı duran. Bayağı da bir karışıklık ya. Merak ettim onu gidip alabilecek miyiz daha sonrasında. Önemli olan o. Aha vuramadım. Bir dakika. Öleceğimiz belliydi. Zehirlendi çünkü bizi. Zehirlendik. Bu zehri aktaramazdık. Nereye verdi İtolayit? Abi çok da canı kalmamıştı aslında ya. Ben şuraya çıkabiliyor muyum? Yok. Neyse arkadaşlar tamam sorun değil. Ne?
dakika abi, zehir direnci lazım. Kudret kazandırır. Hasarı... Yok muymuş zehir direncimiz? Yokmuş. Git. Beyaz olmayanmış. Beyaz mısın, kara mısın, ne boksun. Zehrin etkisinden ne zaman çıkacağız onu merak ediyorum. Bu zehir bizi mahvedecek yoksa. Şurada hemen bir meditasyon yapalım. Belki bir etkisi olur, bilemiyorum. Evet, versin kıvılcımımızı. İki tane kıvılcım olmuş. Hangi ara olmuş? Arkadaşlar şurayı geliştirmeye devam edeceğim. Ya pardon, şunu mu yapsaydım? Bir dakika, şunu... Şunu geri uyandırsam iyi olacak. Neyse artık. Evet, canımız toparladı. Meditasyon yaptığımız için sanırım böyle oldu. Aşağıya doğru devam edelim. Ooh yeah. O ne lan? Zevk Vadisi'ne geldik. Hayırlısı. Önce şu shrine'e bir dokunalım. Ondan sonra etrafa bakarız. Manamızı dinlenelim, bir manamızı toparlayalım. Şimdi alabileceğimiz bir şeyler var mı acaba? Zihin çekirdeği iki tane daha varmış burada. Satabileceklerimizi satsak... Öncelikle şu zihin çekirdeklerini alabilirim. Bunlar işe yarıyor. Şu kıvılcımı da tekrar ateşle diyeceğim. Şunu dayanıklı miktarını azaltan şunu fulllemek istedim. Şunları sonuna kadar getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani yapabildiğim kadar. Şu sopa duruşunu da uyandıramadık. Yani... Şu anda içinde bulunduğumuz durum fena değil. Şimdi şuraya bir giden yol var. Bir de aşağıya giden bir başka yol var.
Neyse şu aşağıya bakalım. Manzaraya bak. Harika. Aşağıda da düşman var. Ve yine bir shrine daha var. Küçük Yagua hikayesi. Bu aşağı gitsek beni almaz. Önce şu shrine'i bir alalım. Bunlar kolay ya. Abilerin pek zarar vermeye niyeti de yok galiba. Aynı yere mi gidiyor burası ya? Sanki buradan geçmişim gibi. Aynen. Aynı noktada buluşuyor ikisi de. Güzel. 54 level'da olduk şaka baka. Tabii ben daha yüksek level'lar da beklemiyor değildim. Çünkü atladığımız bazı arabosslar var sanırım hala hazırdı. Onları nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Ya denk geldikçe ben hepsini indirmeye çalışıyorum. Görüyorsunuz zaten. Kardeşim ben barışçıl geliyorum, siz bana saldırıyorsunuz. Aha bir ruh var. Alalım. Karga kahin. Neymiş özelliği bakalım. Bayağı da spirit oldu elimizde. Aa bunu da mı almışız?
Denenebilir mi? Bilemedim. Kaplanın yardımcısı. Çiğ bedeli yüksek. Şu an bunu kuşanmışız zaten. Toprak kurdu. Biz yine toprak kurduna dönelim dedi. Milleti tökezletme hoşuma gidiyor benim. Kafa vurup onları aşağı indiriyoruz ya. Yani o çok kritik bir hamle. Ayağa kalkana kadar biraz daha vurma ihtimalimiz oluyor. Bu ihtimalle çoğu savaşta çok kritik bir şey aslında. Özümseyelim. Düşmeden, o aşağı inmeden evvel bir bakalım diyecektim ama yol aşağı indiriyor gayet. İnilebilir bir yol var. İlginç. Aklımdan geçmiyordu. Yukarı doğru gitseydik ne olacaktı diye. Aşağıya doğru bir sürüklendik. Ama yeni bir şuraya bile geldik hatta. Bence çok dinlenmeye falan gerek yok. Geçirmiyor. Biz buraya neden indik? Tamam, buraya götürmüyor. İlginç. Buraya inmemizin bir sebebi olsa gerek ama seyahat et diyelim. Saadet Ormanı'na geri dönelim. Buradan da bir de yukarı doğru gidelim arkadaşlar. Ben burada hani bir boss daha olur falan diye düşünmüştüm ama. Evet, şuraya doğru devam edelim bakalım. Kıymetli beyefendi, adımlarınızı yavaşlatın. Hikayeme kulak verin. İnsanlardan biri olmak için çabalayan bir tilki Guay'ydım. Bir gün ormanda yiyecek arıyordum ve kendimi bir avcı tuzağında buldum. Genç bir alim beni kurtardı ve iyileşmem için beni evine aldı. Hareket edemiyordum ama kalbim minnettarlıkla dolmuştu. Hayatımı kurtardığı için karşılığında ona kariyerinde yardım edebilir miyim diye düşünmüştüm.
Ama bir rüyamda uyandığımda onu benim canımı alacağını hiç tahmin etmemiştim. Benim ruhum orada kalırken ise o ise arkasında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Durdurak bilmeden onu aradım. Sonra öğrendim ki yeni gök gürültüsü tapınağında bir keşiş olmuş. Size yalvarıyorum efendim. Kürkümü alın ve benim formuma dönüşün. Onunla yüzleşin ve kalbimin acısını dindirin. Kapının yan tarafındaki koridorda saklanıyor. Kibar efendim, beni ona götürür müsünüz? Gidiyoruz. Hadi dönüşmeden gidelim bakalım. Tapınağın yanındaki koridorda saklanıyor ne abi ya? Tapınak nerede? Dünyanın yolunu geldim anasını satayım. Oha. Bu olmasın. Abinin taşakları dövdük. What the fuck? Nothing happens. Gel abi. Ha bırak bu ucuz numaralar hadi. Bu kadar geldik de yalnız bu arada yani tilkinin formuna tekrar bürünebilecek miyim? Tapınağın yanında manda filan dedi. Hiç tapınağın yanında kimseyi göremedik. Neyse. Bari geldiğim yolu birazcık geri gideyim de. Burada başka bir şey var mı acaba? Ha buraya kadar getirdi beni ben. Ne göreceğimi bilmiyorum ki.
Buraya kadar geldim de ne görmem gerekiyordu, ne bulmam gerekiyordu? Mesela bakın buradan aşağıya doğru bir yol daha iniyor. Neyse devam edelim bakalım. Sola bir bakayım. Ulan kaçamadın be öküz. Ay senin dondurmana ben. Hah bir sen eksiktin anasını satayım. Oh. Kalk 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 kalk. Ormanın içine kaybolacağım yine. Vallahi yine kaybolacağım ha. Yine bir göl buldum. Evet, şunları alıyorum en azından. Kurbağa kardeş siktir git şuradan ya. Bak canını bağışlıyorum, kaşınma. Abi taktik yanlış. Taşla dövüşme. Kim bu ya? Bana ateş gerek diyor biri. Biri üşüyor burada. It's freezing here. Ha, adam buradaymış. Ne yapayım? Yakayım buraları. Sen nereden çıktın be? Ben tüsümü koyayım da. Abiye nasıl ateş vereceğim ben? Abi selamünaleyküm. Buralarda ben yolumu kaybettim de.
Abi oyna bunu gibisin. Elde. Şok engelleyici toz. Allah razı olsun. Bir şeyler de verdi en azından. Abi ben nereye gideceğim ya? Tam anlamıyla kaybolmuş hissediyorum kendimi. Bu cinsenlerin hepsinden bir tanesi illaki şey çıkar. Çıkmasa şaşardım. Oha, babası. Ginseng kuaisi. Gel. Ginseng başlıyor. Hadi oğlum ya. Aa, split de bırakmış. Gerçi ginseng guayısı tamam. En azından boşu boşuna inmemişiz buralara. Bu ne? Yeşim özü içecek. Aa! Dalga. Ne o? Kar tilkisi çalısı. Ölen beyaz tilkinin sonsuz kızgınlığı. Tamam. Bahsettiği şey buymuş. Her yudum %30 oranında maksimum sağlık ve makul derecede mana yeniler. Bunu kullanmaya başlamamız lazım. Direkt bunu kullanmaya başlamam lazım, öyle söyleyeyim. Neyse dönelim. Burası herhalde bu kadar. Daha başka bir şey yoktur burada. Buradan zaten geldik. Şuraya indik. Buraya dönüp buraya geldik. Tamam. Sanırım burayı da bitirdim. Tekrar dönebilirim ben sanırım. Evet, şuraya devam edelim.
Umarım bir atladığım bir yer yoktur ya. O kadar da karışık. Oğlum siz adam mı oldunuz lan? Gel lan. Ne oldu lan? Yeni bir şey aldık ya. Sanki ya bu. Su kabağını kullandıktan sonra kısa bir süre maksimum dayanıklılığı makul derece artırır. Ama savunmaya bak. Çok düşürüyor ya. Donma direncini ama çok arttırıyormuş. Yani. Duruma göre kullanılabilir. Bir şey gibidir duruyor yani. O kadar da kötü değil. 4 tane direncini biraz arttırır. İyi güzel de. Şu an elimizdekiler daha iyi. Bayağı bir geliştik arkadaşlar. Güzel. Şu sokabağımı değiştirmek istiyorum. Onu bir değiştiremedik. Ay senin ağzına soktu. Bir shrine ışığı alıyorum, evet. Bayağı da uzun sürdü bölüm ya. Bir yerde durduracağım artık yani. Bari. Evet sevgili dostlar, tütsümüzü koyacağız. Sadece şu bir seyahat yapacağım küçük. Bölümümüzü öyle kapatacağız. Önce bir dinlenelim. Sonra seyahat et diyelim. Karayel Dağı'na bir dönelim. Şu içeceğimizi arttırabiliyorsak arttıralım. İçeriğini bir değiştirelim. Şu anda mana da yüklediği için alınabilecek en iyi ihtimallerden birine sahibiz. En iyi itemlerden birine sahibiz. Bunu tabii ki de sonuna kadar sömüreceğiz, kullanacağız. Ulan ne uğraştık şurada be White Cloud, White Plat Noble'le. Ne öldürdü bir herif bizi be. Lanet girsin. Ayık şarap kurduğundan daha fazla istiyormuş. Şunu bir değiştirelim. Mavi köprü büyüsü. Her yudum maksimum sağlığın 30'da 36'sını yeniler. Makul derecede hareket hızını arttırır. Su kabağını kullandıktan sonra kısa bir anda yavaşça bir küçük miktarda sağlık yeniler. Su kabağını kullanmak hasar azaltmayı kısa bir süre için
makul derecede artırır. Su kabağı kullandıktan sonra bir sonraki çetin ceviz. Buna geçelim. Bunu alalım artık. Şunlara yenileri koyalım. Evet. Bu daha iyi oldu. Kuzu demi. Bir saniye. Kuzu demini ya da bunu kullanmıyoruz arkadaşlar. Bunları arttırmak yani bunu kullansam eyvallah. Ama bunu kullandığım için bunun arttırımına odaklansa çok daha iyi olacak. Su kabaklarını yükseltirsem yani buna kullanmak daha mantıklı arkadaşlar. Fight, fight, but not without a gourd that suits just right. En yüksek aşamaya yükseltilmiş. Yani şu içecekleri yükselt kısmı işte. Yani şu şey gold olanlar yok. O da onun için de bizi bir anlamıyor. Bir saniye abi. Dükkanında alabileceğim bir şeyler satıyorsun. Tabii ki de hiçbir şey satmıyorsun. Abi benim sana satabileceklerim var. Evet harika. Giderek gelişmemizi en üst noktaya doğru çıkartıyoruz. Şimdi döneceğim noktaya tabii ki de döneceğim. Unutmayalım nerede olduğumuzu çünkü. Sonra fellik aramayalım sağda solda kendimizi. Seyahat et diyelim arkadaşlar. Yeni batıya devam edeceğiz. Burada bir tane adam var. Ama işte bu adamla ne gibi bir ilişkimiz olacak onu çözemedim. Ona bir ara bakayım arkadaşlar. Uzun ömür yoluna gidelim. Ve bölümümüzü artık burada kapatalım. Uzunca bir bölüm oynadık. Ama güzel bir bölümdü en azından. Yeni skill'lerimizi de kullanmış olduk. İyi, güzel. Evet sevgili dostlar. Bir sonraki bölüme kaldığımız uzun ömür yolundan zevk bahçesinden devam edeceğiz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Oyunda kalın ve hoşça kalın. Bay bay.